Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bu soruyu bir arkadaşımızın isteği üzerine çözeceğim. Arkadaşımız video çözümdeki çözümü anlamamış farklı bir yoldan çözmemi istedi. Arkadaşlar ben de video çözümdeki çözümü izledim. Çünkü farklı bir yoldan çözmem gerekiyor. Sizler de izleyebilirsiniz. Aydın yayınlarının video çözüm uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz veya internette sitelerine gidebilirsiniz. Onlu AYT matematik deneme sınavı. Deneme sınavı 9 soru 11. Arkadaşlar arkadaşımıza hak verdim. Şöyle hak verdim. Hocamız gerçekten çok güzel çözmüş. Fakat biraz uzun. Bir de çok fazla işlem var. Ben biraz daha kısa yoldan çözmeye çalışacağım. Bakın ben daha iyi, daha güzel çözeceğim demiyorum. Haddime de değil. Sadece biraz daha kısa yoldan çözeceğim. Hemen soruyu okuyup çözümümüze geçelim. Rahat çözebilmek için biraz uzaklaştırdık. Şöyle biraz daha aşağı yapalım. Şimdi çözelim. Arkadaşlar 2 artı logaritma 2 tabanında A var. 3 artı logaritma 3 tabanında B var. Ve logaritma 6 tabanında A artı B var. Şimdi buradaki 2'yi logaritma 2 tabanındaki A'ya benzetebilirim ben. Yani logaritma 2 tabanında yazabilirim. Nasıl yazarım? logaritma 2 tabanında 4 yazarsam sanki 2 gelir. Evet bakın logaritma 2 tabanında 2'nin karesi. O da 2 tane logaritma 2 tabanında 2. Gerçekten de 2 geldi. O halde 2 yerine logaritma 2 tabanında 4 yazabilirim. Bir yazalım. Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında a. Tabanlar aynı. Arada da toplama var. Yani logaritma 2 tabanında 4 çarpı A'dan 4A olarak yazdım. Buradaki ifadeyi. 3 artı logaritma 3 tabanında B. Yanındaki ifadede logaritmanın tabanı 3. O halde ben 3'ü de arkadaşlar logaritma 3 tabanında 27 yazarım. 27 gösterelim. Logaritma 3 tabanında 3'ün 3. kuvveti 3 başa geldi. Gerçekten de 3 olarak çıktı. Yazarsak logaritma 3 tabanında 27 artı logaritma 3 tabanında B eşittir. Logaritma 3 tabanında 27 ile B çarp 27 B olarak geldi. Şimdi düzenleyelim. Bu ifadenin yerine logaritma 2 tabanında 4 A yazalım. Logaritma 2 tabanında 4 A eşittir. Logaritma 3 tabanında 27 B eşittir. Logaritma 6 tabanında A artı B. Arkadaşlar bu 3'ü birbirine eşit. Diyelim ki bu 3'ü de K olsun. Şimdi dikkat edelim. Logaritma 2 tabanında 4 A K'ya eşit logaritma 2 tabanında 4a k'ya eşit. O halde arkadaşlar 4a eşittir 2 üzeri k değil mi? Aynı mantıkla dur bir yazayım şunu 4 tane a eşittir 2 üzeri k'ya. O halde aynı mantıkla 27b 3 üzeri k'ya eşittir. a artı b de 6 üzeri k'ya eşittir. İlk ikisini bakın şu ikisini arkadaşlar birbiriyle taraf tarafa çarparsam 4a ile 27B'yi çarparsam 108 tane A çarpı B eşittir. 2 üzeri K çarpı 3 üzeri K. 108 tane A çarpı B eşittir. Üslü ifadelerde kuvvetler eşit. O halde tabanlar çarpılır. 6 üzeri K. Bakın 6 üzeri K hem 108 A çarpı B'ye eşit hem de A artı B'ye eşit. 108 tane A çarpı B eşittir. A artı B'dir. Eşitliğin her iki tarafını arkadaşlar gelin A çarpı B'ye bölelim. A çarpı B'ye bölelim. A çarpı B'ler gitti. Bakın 108 eşittir. A bölü A çarpı B yazalım. A bölü A çarpı B artı şöyle B bölü A çarpı B şeklinde yazdım. A'lar gitti. 1 bölü B. B'ler gitti. 1 bölü A. 1 bölü B artı 1 bölü A kaça eşitmiş? 108. Zaten bize sorulan neydi arkadaşlar? Bize sorulan da 1 bölü A artı 1 bölü B'di yani doğru Ceyhan olarak geldi. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.